Zübeyir abinin gazete diye hazırlattığı böyle şey var. Gazete küpürü diye 10 sayfa. Hani onu göstereceğim Rüştü i̇şte abi. O benden sonra şey olur. İşte Zübeyir abi gazete şey yapardı dağıtırdı dediği zaman bunları sana emanet ediyorum. Sen de onları gösterirsin gelecek nesile diye. Şu kadar büyüklükte hani 10 sayfa cilt yapılmış gazete diye İstanbul batsa haber yok orada. Yani Risale-i Nur'un mevzularına... ...değişik böyle dikkat çekecek başlıklar atılmış... ...Risale-i Nur dersi. Onu bizzat dağıtıyormuş Zübeyir abi. İşte... ...savcılık anlayana kadar... ...işte o bir <laughs> gazetenin adı... ...Tenbir... Mi? Yok... Şey diyor... Yani bir, bir isimler veriyor. Savcılık alınana kadar, onu müdahale edene kadar epey birkaç hafta satıyor, sattırıyor. Sonra başka bir isim de çıkıyor. Böylelikle, böylelikle Risale-i Nur'u o zaman Beyazıt'ta, e, Sirkici'de satı, sattırırmış. Ama onu göstereceğim inşallah size cildi nereye koydum? kolilerin içinde Arnavutköy'e köye. Onu göstereceğim. Mesela mina aç mesela hatırma kaldığı kadar. Bir insan cismen gökyüzüne çıkabilir mi? Vasta kullanmadan. Minacı anlatıyor. Bu geçenki dersten sonra tırma geldi. Onlar bende duruyor. Şimdi Emirdağ, ikinci Emirdağ'da 242. sayfadayız. Mevzu neydi? Cenab-ı Hak şimdi ayet gönderseydi ne gönderirdi? Allah'tan başlayalım. Allah için mazi ve mustakbel olmadığı için şimdisi, dünü, bugünü bizim için var. Allah için yok. İlk gönderdiği ayet İkra son gönderdiği Muvazeteyn suresidir demiştik hatırlıyorsunuz. Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselam şimdi sağ olsaydı ne derdi? Yani sebep <laughs> zamana mukayet insanlar için düşünülenleri düşünüyorum da. Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselam dehr esmasına da azami derecede mazar olduğu için mazi ve mustakbelin arkasına geçmiş yani zamanın arkasına geçmiş biliyor. Sağ olsa ne yapardı? Şey ne derdi bize? Ve Davut besini söylerdi. Söylediğini söylerdi yani söylediğini söylerdi. Allah şimdi ayet göndersin ne diyecekti en son? Söylediğini söyleyecekti. Ustad sağ olsaydı, e, dünü bugünü beraber gören zat, asın imamı, söylediğini söyleyecekti. Evel ahir tavsiyemiz diyor. Şu alarda diyor ya. Onu söyleyecekti. Mektup yazsaydı ne diyecekti? Bu mektubu söyleyecekti. Söylediğini söyleyecekti. Çünkü o şimdi olsaydı, yarın olsaydı, dün olsaydı zamana mukayyet olan ruhlara aittir. Zamana bağlı olan ruhlar bizim gibi insanlara ait. Şimdi dolayısıyla bugünkü mektup gibi bakılması adına bunu söyledim. Ustadın şöyle geçiyor başlık. Umum nur talebelerine. Umum deyince mazime ve mustakbel. Hepsi var. Ustad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. İkinci dersimizi yapıyoruz. Birinci dersimiz asıl mesele cihadı manevi olan iman hizmeti olduğunu anlattı. Niçini ile beraber anlattı. İkinci mevzu bir mesele daha var. O da çok emniyetlidir. Kime emniyetlidir? Herkesin bir emniyeti mevzusu var. Hükmü Kur'an'a göre. Hükmü Kur'an'a göre bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak hacat-ı zaruriye 4'ten 20'ye çıkmış. Dünyada bir ciddi bir kırılganlık yaşanacak. Yaşanacak. Yani Türkiye'de olsun, herkes şahit buna. Türkiye'de olsun, dünyada olsun her şey sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Top sahası, topa kadar geldi böyle sıkıştı. Bir yerde patlayacak. Bir yerde patladı mı dünyada da değişikim olacak. Yani değişime müthiş bir gebe yani dünya ve Türkiye'de. Yani böyle geldi, 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 geldi. Mesela bir tanesi de şu. Hükmü Kur'an'a göre bu zamanda mimsiz medeniyet ne yapmış bizi? icabatından olarak mimsiz medeniyet lazımiymiş gibi hacat-ı zaruriye yani hacat zaruri hacatları 4'ten 20'ye çıkarmış. O da lazım, o da lazım, o da lazım diye hepsini zaruret durumuna getirmiş. Ve 142 sözlerde dediği gibi insanoğlu ciddi bir intiba ile aşka hakikatla e, intibaha gelmiş bir efkar ile Fıtratını arıyor. Artık altında araba, jipi var. Cebinde parası var. Her şey var ama mutlu değil. İnsanlar artık arayışa geçti. Din e, ciddi bir ihtiyaç olacak. Yani medeni, fantaziler e, ihtiyaç zannediliyordu. Onun için dine ihtiyaç duyulmuyordu. Vakta onlar ellerine geçti asıl insanı. Her şey var. Türkiye'de en fakiri dahi marketten istediği bir şeyi alır. Medal alamaz mı? Alır. 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 Ama altında jipi var, cebinde parası var, her şey tamam. Niye mutlu değil? O mulla mıydı, Manisa mıydı? O iş adamının, 74 yaşındaki adamın beni aradığını söylemiştim. Şu anda ben diyor bir şey anlatmak için söylüyorum. bir e, Muğla herhalde o prenslerin yetiştiği yer. Manisa mıdır? O dağda. Ha Manisa. Orada ağaçların arasında villada oturuyorum ve tekim diyor. İki elimle kahveyi tutmuş. telefonda önümde seninle konuşuyorum. Niye mutlu değilim diyor. Adam e senin hayal edemediğince kadar benim servetim var diyor. Her yani şey için söylüyorum. Niye mutlu değilim? Bunu usta söylüyor. Mahkematta çok acayip anlatıyor. 33. sayfada artık uyanmış beşer hakkı arıyor. Kendisini arıyor kendisinde. Hiçbir şey mutluluk vermediğini artık geldi, tostadı. Hiçbir şey memnun etmiyor. Medeniyet bu zamanda, mimsiz medeniyet zamanın icabatından imiş gibi hacat-ı zaruriyeyi dörtten yirmiye çıkarmış. Hacat-ı zaruriye nedir? Hacat-ı zaruriye. Ekmek, yemek. ekmek yemek, giyinmek, giyinmek. barınmak, e içinmek, şey yapmak yani. Ben telefonumu kapatmayı unutmuşum. Şöyle bir şey yapayım. Abi ekmek yemek yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde diyor. Yani sadece ekmekle içmeyi, yemek içmeyi nazara veriyor. Zaruret. Hayatın devam etmesi için zaruri diyor ya. Evet. Normalde diğerler zararı değil sanki. yemeği ve içme gibi. mi? Yemek içmek yani bu hayatın devam etmesi için. Hani hmm. ruhsatı şimdi yiyeceğiz kullanıyor ya. Ama ya. bu şeriat yeme içme diyor. Şimdi ne yapmış peki? Tiryakilikle, görenekle, itiyatla. İtiyat nedir? Alışkanlıkla adet halini almış. Mesela kahveye gitmeden yapamaz. İnternete girmeden duramaz. İnternete girmeden duramaz. Ne bileyim. E, i̇kide bir araba değişikliği yapan kardeşlerden de var. Mesela biliyorum. 3-4 ay, 6 ay bir elinde araba durduğunu bilmiyorum. Var yani kafamda böyle kişiler. Bu nedir? İhtiyatla, bir tiryakilik, görenekle, yani ihtiyaç olmayanlar nasıl ihtiyaç gelmiş? İnsanın yeme, içme, giyinme, barınma ihtiyaç iken niye 20'ye çıkmış? İşte sebebi bu. Tirakilik. Görenek onda var. Bu sizin İspir'de burada, içi, tepecikte onda var. Bende niye yok? Hep böyle başlamış. Kat atmalar. O kat attı ben çünkü içinizde yaşadığım için ben 85'te, 86'da. 85-86'da tepecikteydim. Böyle ismi, sizin köyle. O kat attı, bu da kat atıyor. O telefon aldı, ben de alıyorum. O antenli telefon vardı, Panasonic. O var, bende de var. Vesaire. Nedir o? Görenek. Üç. İhtiyatla. Adet halini almış. Değiştirmek. Sonra hacat-ı gayr-ı zaruriye. Hacat-ı zaruri hükmüne geçmiş. Olmazsa olmaz olmaz. de bir reklamdan çıkan süpürge makinesini alacak. Almış. Ahirete iman ettiği halde bu kafirden bahsedilmiyor. ama Müslümandan konuşuyoruz. Ahirete iman ettiği halde zaruret var diye ve zaruret zanlı ile dünya menfaatı ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. Bunu 99'da daha da izah ederim, aynı evet. Sağ tarafta. Evet. Oku o zaman abim. Birincisi değil. Ya. He, oku. 99 evet. Birincisi bedevilikte beşe üç dört şey muhtaç oluyordu. O üç dört hacatını tedarik etmeyen on adette ancak ikisiydi. Hmm. Şimdiki garp medeniyeti zalimi hazırası suistimalat istimalat, israfat tevesatıta hiç ve haca, havaiti gayrı zararı hacatlar hükmüne getirip görenek ve tiryakilik cihetiyle şimdiki o medeni insanın tam muhtaç tam muhtaç olduğu dört hacatı yerine 20 şeye bu zamanda muhtaç oluyor. O 20 hacatı tam helal bir tarzda tedarik edecek 20'den ancak ikisi olabilir. 18'i muhtaç hükmünde kalır. Demek bu medeniyeti hazıra insanı çok fakir ediyor o ihtiyaç cihetinde o ihtiyaç cihetinde beşeri zulme başka haram kazanmaya sevk etmiş. Bir içara avam havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş. Kur'an'ın kanun esasisi olan vücubu zekat hürmeti riba vasıtasıyla avamın havasa karşı itaatini ve havasın avama karşı şefkatini temin eden o kutsi kanunu bırakıp burcuvaları zulme, fukaraları isyana sevk etmeye mecbur etmiş. İstirahat-ı Beşeri Sibir ve böyle açtı. Asr tanımladı işte. Asrın durumu yani röntgeni asır ne hale getirmiş inim inim inliyor. Yani çoğusu da bilmiyor niye inlediğini. Yani sıkıntı var. Hiç kimse kim kimse memnun değil. Nereden biliyor kendisinde Kendisinden. Hiç kimse kendisinden memnun değil. Kendisinden memnun olmadığını nereden biliyoruz? Kimse kimseden memnun değil. Herkes de şikayet var. E, zamanın işte röntgeni. MR çekilmiş. Ha bu. Ha işte. Bundan da iyi. Derler ya bundan da iyi. Ha işte. Peki ne çare sunacak? tirakilikle, görenekle ve ihtiyatla hacatı ı garü zaruriye yani zaruri değilken zaruri durumuna getirerek hacat-ı zaruri hükmüne geçmiş. Ahirete iman ettiği halde zaruret var diye ve zaruret zanıyla dünya menfaatı ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. O cümlesinin başını okumak istiyorum. O aktif olacak. Pek piyasaya bunu söylemek istemiyoruz da ama bu şiddetli maddi ve manevi kışta bu şiddetli maddi ve manevi kıştaki gala gala ne demek? Pahalılık. Bu şiddetli maddi ve manevi kışta hakikaten maddi kışta şiddetli oldu bu sene. Değil mi? Hiç gözükmemiş. Mesela bir köylü benim yakınımla görüştüm. Köy gene kar inmiş. Şimdi yani köy kar inmiş. Diyor ki ben diyor tahmin ediyorum 70'e yakın 60'ı Ömrümde böyle bir şey görmedim. Daha gübre atılmadı yani. Şu an yeni mi i̇nmiş ha. Inmiş İyi dinleyin o zaman. Bu şiddetli maddi ve manevi kışta. Görüyor musunuz maddi kış? Tuttu mu bu maddi? Tuttu. Manevi kış insanların istidadı inkışaf etmemiş. Anlayış kıt. Anlamıyor. Anlayış kıt olana kış. Yani ne demek kıştan nispet ediliyor? Çekirdekler kışın inkışaf etmez. Onun için tavuklar ciflerini hep sıcak tutar. Yani şey çekirdeklerini, yumurtaları. İnsanın da fıtratı sıcak ortam. Ustad şey Ruşt abi bu dershaneye istidatların inkışaf etmesi için sıcak bir ortam derdi. Burada inkışaf ediyor. yani bu merkezde böyle medreselerde. Yani maddi kışı gördük mü abi? Hayal bir şey söylemeyeceğim de onun için söylüyorum. Ukrayna Rusya'dan başlayıp Kıvılcım Zaten oralardan başlamış. İkinci e, Dünya Savaşı. E, Sıp vesaire Avusturya Veli şey yaparak katlederek. Başlamış. Şimdi e, Türkiye'de ve dünyada şiddetli kış var mı? Abi maddi var. Manevi kış, istidatlar, kabiliyetler körleşmiş mi? İnsan hakkı arıyor. Bir şey arıyor ama nerede, ne arayacağını biliyor Ne aradığını bilse, nerede arayacağını bilir. Bak, ne aradığını bilse Nerede arayacağını bilir. Ne aradığını bilmiyor ama var yani bir boşluk. Ya kıştaki e ne olacak? Gala, pahalılık ve varlık içinde kağıt. Varlık içinde yokluk yaşayacak. Var. Öyle mesela serveti var Mehmet. Mehmet Ali. Fakat öyle bir gayesi var, öyle hedefi ve talepleri var ki şurada. O talebine göre mevcut fakir etmiş. Fakir durumuna getirmiş. Fakir değil, talep çokluğu fakir etmiş. Ha. Birincisi gala çıkacak. Pahalılık olacak. Maddi manevi kış gördük mü abi? Gördük. Maddi kışı da gördük. Manevi insanlar bir şey arıyor ne aradığını bilmiyor. 2 3 gala pahalılık olacak. Sonra dördüncü fasıl açılacak. Varlık içinde kaf yokluk olacak. Yok. Talepleri yok. Sonra derdi maişet fukaraları ağır basması cihetiyle. Şimdi Avrupa 400 sene savaşmış. Avrupa birbirleriyle birbirleriyle 30 küsür milyon mu? 60 milyon birbirlerini öldürmüş. bir koronada maske için Avrupa Birliği'nin devleti Almanya gibi, İtalya gibi, Avusturya gibi devletler birbirlerinin maskesine el koydular. Türkiye'den giden maskelere. Şimdi bir maske için birlikleri, insanlıklarını kenara koyup böyle zulüm yapabiliyorsa kendisini değil. Açlık ne yapar? Ha, Avrupa kendi içerisinde böyle çürüyecek, böyle bir çökecek. Türkiye hiçbir şey yapmadan bulunduğu konumdan 10 kat yukarıya çıkacak. Çünkü Ayasofya'yı açan 10 kat yukarıya çıkacak. Bu Ukrayna'dan başladı ama Rusya'da ve Ukrayna kendisi tahıl depoları. Ama hem onu hem onu Kendisini yıpratıyor. Avrupa ne olacak? Motor, sanayi, e, uçak, tabanca, araba, Mercedes senin karnını doyurmayacak. Doyurmayacak. Ve zaten anonslar geçiliyor. Orlanda gözükmemiş bir şey. A, paranız olabilir ama benzin yoktur. Umumi şey kullanın. Bitmiş yani böyle laflar şey. Demek ki bu bu şiddetli maddi ve manevi kışta olacak, oldu. Birinci gala olacak, pahalılık olacak. İkincisi varlık içinde kıtlık olacak. Varlık içinde kat. Sonra korkunç derdi maaşet başlayacak. Pahalılık ve Avrupa pahalılık, he? pahalılık sebebiyle kıtlık sebebiyle diyor fiyatların yükselmesi diyor. Evet, fiyatların yükselmesi yani. Pah mesela yokluk sebebiyle pahalılık yani fiyatlar yükselmesi galo başlayacak. Peki ne yapacak Avrupa? Birbirlerini yiyecek. Türkiye her konuda şey. Hem de onlarda sabır yok. Tahammül yok. Yok ne demek bilmiyor yeni nesli. Bizim 2000'den sonra doğanlar da bilmiyor ya pek. Çeşmelerden su aktığının ne demek olduğunu bilmiyor. Mahallede, koca mahallede bir çeşme akardı bizim içi Hasköy'de Kalaycı Bahçe Taşkesen Sokak No 11 Sokağımı adı biliyorum 1975 80'e kadar bir tane musluk akardı şeyde mahallede sıraya girerdi benim am amcamın yanında kalıyordum anımı yengem sıraya girerdi gece 1 bizi bizim mahalleye 12 ile bir ana sakıyor. O kesiliyor öteki maliye. Bütün kadınlar şey dol sıraya girerdi gece. E şimdi bu 2000'de doğanlar nereden bilecek suyun akmasını? Pış, böyle reklamlar yaparlar birbirine. Pış, 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 diye böyle sınıfta dalga geçilirdi yani. Bugün Mustafa Aşkın etti diyor. Pış! etti diyor. Hava çıktı. Hava çeşitliliği. Eğer çok açarsam pış olur. Eğer uzun müddette açmamışsan o Mustafa... bilmez. Şimdi yok. Yok ne demek yani çocuk? Ee, bileceksin şimdi. Sen de bileceksin artık. Sen de bileceksin. Kader ee, o tablet, telefonlar ikide bir atmanın ne demek olduğunu sen de bileceksin. Aç olan Avrupa'yı imal etmeyecek daha telefon. Kime satacak? Açtı peki ne yapacak? Birbirini yiyecek Avrupa'a. Avrupa birbirini yiyecek. Yok ekmek. Hiç gözükmemiş bir şey. Dün söylediler. 10 euro olmuş ekmek Almanya'da. 10 euro bir ekmek. Evet. On. Hangi eyaletinde bilmiyor. Ya. Bizde de şu anda bizde de var. çok pahalı. Oluyor. Ya. Bizde demiş. Tut, aynı öyle mi abi? Bu maddi ve manevi kışta Gala olacak, malın yokluğuyla pahalık. yani pahalılık olacak. Sonra varlık içinde yokluk aslında mevcut onu kurtarır ama talepleri çok olduğundan el kanaatü kenzü naifna sırrını unuttu. Kanaat tükenmez bir hazineydi. Sonra derdi maişet başlayacak. Derdi maişet ben buradan okuyorum. Ve onlarda sabır ve tahammül olmadığı için, yardımlaşma zekatı olmadığından, kulak korkmadığı için vesaire vesaire dini ahlaklar olmadığından tek bir çare var onu öldürecek. Birbirini yiyecekler. Eski sene eskide Avrupa 400 sene birbirini yedi abiler. Başa dönecek. Başa dönecek şimdi. Ya Rusya'da demek mi gerekmiyor ama açlıktan o e, Troçki döneminde Açtıktan aileler çocuklarını kesip yemişler. Böyle alçak bir Rusya var yani. Olmuş yani. Çocuklarını yiyen aile var. Tarihte girin görürsünüz. Açtık böyle yaptırıyor. Avrupa ne yapar? Mercedes şimdi karnı doyuracak mı? Audi doyuracak mı? Sabır yok. Bak, bak şimdi. Sabır yok. Tahammül yok. Ustad da çare söylüyor. Riyazet cihetiyle bakın diyor. Ramazan diyor şeyine bakın diyor. Terbiye almamış, ahlak almamış, kul hakkı falan şey yapmamış. Yokluğu bilmemiş. Ben 1900 e, 1966-67'de lamba yok, evde kütük var ya kütük ağacın kökü. O konulurdu, o yanardı ve onun ışığıyla komşular falan sohbet ederlerdi. Bizde annemiz yatırmak isterdi, yatmazdım büyüklerin sohbeti otururlardı. O bitti kütük, hadi herkes gidiyor. Ondan sonra annem rahmetli hatırlıyorum. Çaput sarardı oduna, sopaya. O imdat dayı derdik. Sohbet etmiş, nasıl geçecek? Ondan sonra oraya yağ damlatırdı. Ya zeytinyağı gibi bir şey. Onunla giderdi. Yani Şimdi hayır anne yemem anne. Hayır ben lan, hayır. Böyle tepeme şeyler geliyor ya onları tabii değil. Sonra 5 numara lamba geldi. Vay. 5 numara. Sonra 7 numara. Sonra lüks. Lüks derdik. Pompalı. Sonra tüp zaten bizim eve gelmemişti derdik. Ya fazla değil ya. 1975'te Hasköy'de e, okurken televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız. Amcamın evine haftada bir gün giderdik. Amcamın evinde vardı. Bizim evde televizyon yoktu. Gece 12'de şöyle yazardı. Te televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız. Siyah beyazdı. TRT vardı. Çift e, musluklar şey değildi. Çünkü bizim eve hiç girmemiş televizyon çok şükür. Hiç ben çocuklukta televizyon görmedim. Zaten ilkokul 3'e kadar şey yoktu. Elektrik yok. Yani tasvir ettim geçmişi. Bak geliyor. Ya ben, çünkü ben yoklu bildiğim için oo, onlar düşündükçe Allah Allah. Bir kilo kıyma almak için amcamın yanında kalıyordum Asköy'de. Mısır çarşısında kapalı çarşının içinde et ve balık kurumuna kuyruğa giderdim. Beni sabah dörtte üçte kaldırırdı, işte beşte kaçta kaldırırdı kuyruğa girerdim bir kilo kıyma alsın tüp kuyrukları, sanayi kuyrukları, petrol kuyrukları, cevit dönemleri. Evet, tarihten bir sayfa naklettim. Ee, cumartesi, pazar, ekmek. Karno ile ekmek almışım. Karno ile ekmek almışım. Cevit dönemi 70, 70 küsürde 75. Ondan sonra kaç kişisiniz? Kağıt götürdüm amcaya, fırıncı amcaya. Tam şu kadar ekmek aldı. Ya. E ee, şimdi böyle bir şey gördüğüm zaman insan acayip etkileniyor. Su akıyor musluktan. Hiç düşünür mü İbrahim? Ben hep düşünürüm ya. Affeder, özür dilerim ya. Kusuruma bakmayın. Tuvalette her aman aman bulunca şaşırırım su akıyor ya. Ne kadar etki şey yapmış. Su akıyor Allah Allah. Su akıyor. Mübalağa etmiyorum. Aman aman her, her şeyimde ihtiyacımda su yatırılıyor. Tiryakilik, görenek, ihtiyat. Sen kaç doğumlusun Furkan? 99. 99. 99'da dağda kaçıyordum. 98. Dağda. 28 Şubat'ta faili meçhul asit kuyularında adamlar yok edildi de 99'da da ağaç kütüklerinde kalıyordum. Dağda. Her, her gün başka bir ağacın altında veya kovuğunda. Ya, asit kuyuları vardı. Kıyma makineleri vardı. İnsanlar, bazı insanlar bağırlaşıyor. Kıyma yapalım. domuz çiftliğine. Bazen de denize kıyma, insan kıyması Ya 99. Bunlar bize ucuz gelmedi. Hep bunun için. Çok şükür. Ya. Ne pahasına olursa olsun hiçbir şeyde de boyun oyun için eğmiyoruz. O Züber abinin o gazetesini hatırlatın. Arnavutköy'e götürdüm. Ya böyle bir, onu bir göstereyim gazete dediklerini bir göstereyim örnek size olsun. Ya. Tiryakilikle, görenekle, ihtiyatla, hacat-ı gayr-ı zaruriye, hacat-ı geçmiş. İhtiyaç mı bu? Değil. Ama ihtiyaç olmuş. Haftada iki gün, ilk önce haftada bir gündü 1980'de. Haftada bir gün pirinç pilavı yapılabilirdi Sümül Efendi'de. Fındıkzade'de 1985'e geçtik. Uçtu i̇şte abi böyle. Voay, haftada iki defaya çıktı. O kadar e, mercimek çorbası sulu olurdu ki, ortada büyük. Kuru ekmeği, iki günlük ekmeği yarı yarıya alırdık. Taze ekmek nerede? Vakıflara derdim ki, müjde size. Allah size cennette taze ekmek verecek. Vallahi derdim ya. O kuru ekmeği, o çorbaya attığım zaman karşıki sahile geçmemesi için kaşıkla yetişirdik. Çünkü elim lokmam karşıya geçiyor. Mubala etmiyorum ha kaşık iki sahile geçiyor. Büyük böyle tepsi. Sulu yani mercimek çıkmaz. Şimdi dershanelerde aman ya Rabbi Allah'ım elimizden alma ya. Bizi açtık da terbiye etme ya. Oruçlu halimle bunları anlatayım. kaşık iki sahile geçmez. Hacat-ı zarur hükmüne geçmiş. Yani bunları da bilin ki elinizden Allah almasın. Ahirete iman ettiği halde Müslüman zaruret var diye ve zaruret zanniyle. Bak zan var ya zaruret zanniyle dünya menfaati, menfaati ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. Adam diyor ki işe gideceğim oruç tutmuyor. Aa işte. Daha sağlıklı olursun. Ben yaptığım sporları gene odamda yapıyorum. Oruçluyum. Ben spor yapıyorum. Her gün yapıyorum elhamdülillah. Duramasın ki. Yani. Canlı duramasın ya. Yani. Oruç. Oruç şey ya tamamen düşünseldir ya. Bedensel kadar, beden o kadar rahat ediyor ki. Sihattır ya. Allah Kur'an'da sihattır söylüyor. Oruçtan zorlandığım demek düşünseldir. Hayal etmek. Yeni bir tabir buldum. Mahkematta. Acayip. Onun hakkında o bizim İrfan var ya onunla bir 20 dakika konuştum. O da şaşırdı. Belki de canlı yayında. Ben de şaşırdım. Bir tabir. 33. sayfada Mehmet Oradaki ne diyor biliyor musun? Toprağa benzeyen evham ve hayalat diyor. bunun hakkında bir ders psikoloji yapacağım Allah nasip etsin. Şu kadar. Toprağa benzeyen evham ve hayalat. Sayfada söylüyorum, Yeni Mahkemat 33. Allah ilk defa görüyorum ömrümde. Okumadık mı Tayir? Ama görmedim ya ihtiyaç gö gö gözü oluyor. İhtiyaç gözü olunca o gözüküyor. İhtiyaç gözü olmayınca gözükmüyor. İhtiyaç olmayınca Allah gözükmüyor. İhtiyaç olmayınca oruç gözükmüyor. Allah'a ve ahirete ihtiyaç duyulmuyor. Bak toprağa benzeyen evham ve hayalat. İnsanı insan yapan bir değerlerden bir tanesi neymiş biliyor musunuz Mahkematta söylüyor 32'de? Şübehat, şüphe Allah ahiret hakkında şüphe ihtimalleri var ya, insanı meleklerden imtiyazlaştırıyor. farklı külli, zengin düşündürmeye vesile oluyor. Müsaade ederseniz şu kadar misal vereyim. Okyanusa geç, Resul okyanusta. Dediği için abi çıktın konuda. Okyanusa durdun mu? Sahil gözükmüyor. Dibe bak, derin. Sahil yok, geniş. Yukarıya bak, yüksek. Şu behat, vehim, insanı derin geniş, yüksek düşündürüyor. Böylelikle imtiyazlaşıyor insan. Farklı ve külli, zengin düşünmeye vesile oluyor. Efam şüphe. Şüphe ne kadar nimetmiş ya. Vehim, vesvese ne kadar nimetmiş. Ya bu, bu Risale deli ya. Vallahi ya, acayip. inan yani. Her gün hayretim artıyor. İktifa görüyorum bu. Toprağa benzeyen evham ve hayalat diyor. Allah Allah ya. Fesuphanallah. Ne diyorsun ya? Toprak bir tane şey gözüküyor ama ne kadar unsur var? 108 tane element var. Ama şeftaliden armutunun kokusunu, tadını falan bak. Yani evham ve hayalat da böyle farklı farklı bitkileri ne şunemalandırıyor işte. Toprak tek şey, evham tek şey ama altyapısı ne kadar zengin. Toprak ne kadar. Bir şeftalinin mesela diyor. bak şimdi devam edeyim. Arkadaşlar zaruret zannıyla dünya menfaatını yani orucu vesaire adam namazı terk etmiş. Dünya bak Müslüman iman ettiği aldı ahirete. Bir de okuyun. <laughs> ahirete iman ettiği aldı. Zaruret var diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. Onun namazı terk ediyor. Yani işin ağırlığından değil abiler. Oruç bu kafada. Yüksek e, çelik fabrikasında çalışan Selahattin abi var. Almanya'da. Almanya'da, Almanya'da. Diyor ki litreler, 3-4 litre iftarda diyor şey gelmez. Onlar dayanamazken bir oluştu dayanıyorduk o fırının karşısında. Oruç burada. Bedensel değil. Düşünseldir. 40 sene evvel bir baş kumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler biz şimdi mecburuz. İnne zarurati tubihul mahsurat. Kaydesiyle. Ne dedi? Zaruri haller haramları helal kılar. Öyle diyorlar ya. Çalışmak da ibadetmiş. Tamam ne zarrati tubil mahsurat yani zarretler haramlar helal kılar. Kaydesiyle e, diyorlar ya hocalar bunu getiriyor. Usta da bunu getiriyorlar. Avrupa'nın diyor yani bunu getirerek diyor ki o uleyma Su bir tane de gümledi dün bir tane. Dün mü? Hevesi gün. Bir tane de gümledi. Ee, şimdi ahirete görecek bakalım tavukla kurban oluyor muymuş, olmuyormuş. Bilmem falan. Tamam ha? <laughs> Ses yapma. Tamam. İsim verme. <gülüyor> Kaydesiyle <gülüyor> o kadar şeytan var ki. Avrupa'nın bazı usullerini, medeniyetin icaplarını taklide mecburuz dediler. Bak, inne zarrate tubul masulat kaydesi var hoca. Ustada diyorlar hocalar. Avrupa'nın bazı usullerini, medeniyetin, icapların taklide mecburuz dediler. Ben de dedim, çok aldanmışsınız. Zaruret dediğiniz şey nedir? Su istimalatla, su, ihtiyardan gelse katiyen doğru değildir. Haramı, haramı helal etmez. Su ihtiyardan gelmese yani zaruret haram yoluyla olmamışsa zar zararı yok. Mesela diyor, buna bir örnek veriyor. Ne dedi? Bir de okuyayım zaruret neyi? Zaruret suyu ihtiyardan gelse yani kötü kullanmaktan gelse katyen doğru değildir. Haram helal ol etmez. Suyu su ihtiyardan yani ihtiyarını kötü kullanmazsa kullanmaktan yani zaruret taram yolu olmamışsa zararı yok. Mesela bir adam suyu ihtiyarı ile ihtiyarını kötü kullanmasıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse Yusuf İşti, etse ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa, adam vursa, karısını boşasa, hüküm aleyhine cari olur, mazur sayılmaz, ceza görür. Ben sarhoştum, karıyı onun için boşattım diyemez. Ben sarhoştum, adamı onun için öldürdüm diyemez. Mehmet sen şey yapabilir misin ya yakının evladını öldürmüş. Adam diyor ki mahkemede Mehmet Mehmet Bey ne kızıyorsun ya ben sarhoştum. Yapar mıyım ya ayık kafam olsaydı? Senin çocuğunu öldürür müydü? Sen affeder misin? Ya zarur sayılmaz ceza görür. Çünkü suyu ihtiyarı ile bu zaruret meydana gelmiş. Gelmiştir. Fakat bir metsup bak bir metsup doğuştan özürlü. Çocuk metsup gibi çocuk cezbe halinde birisini vursa mazurdur. Ceza görmez. Çünkü su ihtiyarı dahilinde değildir. Çünkü ihtiyarı dahilinde dahilinde değildir. Çünkü ihtiya ihtiyarı dahilinde dahilinde değildir. İhtiyarı değil bu. İşte ben o kumandana ve hocalara dedim. Ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zarret var? Su ihtiyardan, su gayrimeşru meyillerden ve haram muamelelerden tevelüd eden hareketler haramı helal etmeye medar olamazlar. Mesela sinema, tiyatro, YouTube, internet kanalları, televizyonlar, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise mutlak zaret olmadığı ve suyu ihtiyarından geldiği için haramı helal etmeye sebep olamaz. Kanunu beşeri de bu noktalar nazara almış ki kanunu beşer de böyle TC'de ihtiyarı ihtiyar haricinde zarreti katiye ile su ihtiyarda neşet eden hükümleri ayırmıştır. Mesela adam metsup mu, deli mi, doğuştan özürlü mü ile ihtiyar sahibi muktedir mi bu? Hatta çocuk mu, olgun mu? Hatta olgun dayı olsa TC acaba bu tahrik mi edildi? Aldatıldı mı? Propaganda mı edildi? Yaltaklık kim yapmış? Kim kandırmış? Bunlar hep ayrılmış. Ayrılmıştır. Peki beşer kanunu böyle olursa? Kanun ilahide ise daha esaslı ve muhkem bir şekilde bu esaslar tefrik edilmiş. Dinde daha ince hesaplanmış. Mesela bir insan hırsızlık cezası verilebilmesi için tam ben saydım. Hırsızda elin kesilmesiyle alakalı bir dersim var. Bakarsınız 16 tane madde lazım ki o ceza olsun. Mesela çaldığı şey şahıs mallı olması lazım. Devlet umumi ki gene verilmez. İki, zarreti düşmüş ise, kim bir yerini bulamamışsa, o nasıl? Meczup değilse, aldatılmamışsa, tahrik edilmemişse, sayıyor da sayıyor. Mesela evlilik de öyle. Ya yani şöyle yapmış. Oho! Kaç tane? 10 küsür tane madde var o evlilik. Yani eller e, e, elleri e, mesela adam şimdi hakime diyor ki şundan dua evet e, Hırsızlar işte niçin yapılıyor şöyle Hak, hakim diyor ki yeter artık diyor da hırsız her zaman karşısında hakimin karşısına giriyor hapishaneye bir bile çıkmıyor öteki taraftan çıkıyor ceza verilmiyor hakim artık bıktı oğlum dedi artık seni burada görmek istemiyorum. Hakim dedi. Hırsı dedi ki, "Ne o hakim bey, emekli mi oluyorsunuz?" dedi. Olmuş, ha? Şimdi öteki taraftan çıkıyor lan. "Abi kaç hafta kalacağım?" Polise bildiriyorsun. "Dövün" dedi ya. "Dövün" dedi. Kırıkanda dershanenin altında bidonlarımız vardı. Mazot çalıyor. Yakaladık. Diyor ki, "Dövün" dedi ya. Biz ne yapacağız? Alacağız burada. Dövmekte dövemeyeceğiz. Savcıya sabah teslim edeceğiz akşam. Bırakacak diyor. Ne 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 verirsen eline o gelir seni ne vurdun savdur diyor. O zaman bir kardeş vardı. Ne yapayım abi dedi. Gerekeni yap dedim. Yani evet. Bir daha gelmemesi için ne yapıyorsa öyle yap. Madem şey yok. Anlıyor musun? Ama e, Osmanlılar'da Araştırarak araştırarak söylüyorum. İki tane el, el, el kesme meselesi var. Niçin yok hırsızlık? İbret ee, ibret alem taksimde bir tanesini uygulasan daha hırsızlık olur mu? Ee, bir madem girdi bir örnek vereyim. Hızır abi vardı ya belden aşağı fesli Rize'de. Bana çok emeği vardı yetişmeme. O zaman vakıftık hala kaç yaşındayım? Daha askere gitmemişim. Vakıfız. Birisi geldi. Ee, Hopa'dan Hopa'dan zındık birisi. Hızır abi acayipti. Dedi ki, hoca dedi, İslamiyet kol bacak kesiyor dedi. Yani ben buna, yani malum klasik şey karşıyım dedi. Neyse, biz derse başlayacaktı. Öyle paldır küldür geldi onu sorunca cevabı. Hızır abi dedi ki, ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedi, çay atölyem var dedi. Atölye, çay. Ondan sonra çay şey yapıyor, imal ediyor. Ondan sonra... E, Kol kesmeye karşı bu adam. Dedi ki, sana bir şey anlatayım dedi. Sen şimdi dedi İstanbul'da büyük çay fabrikası alsan veya büyük bir fabrika çelik fabrikasını alsan, senin o atölyeyi satsan. Araban var mı? Var dedi. Satsan. Karının bileziklerini satsan. Komşulardan eş dosttan borç alsan çünkü büyük fabrika alıyorsun ya. Yetmedi. Çocuğun kumbarasını da atsan. İş adamı olduğun için eski de öyleydi. İş adamına silah veriyorlardı devlet ruhsat veriyordu. Çocuğun kumbarasını da boşalttın. Belinde de silah var. Çantayı bu paraları doldurdun. Fabrikanı bütün dedelerinden kalman sermaye. dedelerinde babanda kalman atölye, çay atölyesini, çay imalathanesini paket sattın. Karının altınını sattın. Komşu eş dosttan borç aldın. Yetmedi. Çocuğun kumbarasını boşalttın. İş adamı olduğu için belinde de silah var. Şimdi eskide uçak yok yani. Bisiklete uçak yok. Haftada iki defa Trabzon'a inerdi. Beline silahı koydun. Çantanda paran var. 302 Mercedes'te. Otobüste dedi İstanbul'a fabrika almaya gidiyorsun dedi. Tamam hoca dedi. Gidiyorum. Çantada paran var. Şimdi giderken tuvalet molası verse. Birisi de anlasa bunun para var. Tam, tam otobüs indiği zaman tuvaleti giderken çantayı kapsa. Doğru söyle dedi. Ayağını sıkar mısın dedi. O heyecandan ki, doğrusu da o. Ne hoca de ayağına dedi ya. Çocuğumun kumbarazın parasını da her şeyi karambilizi alacak. Vallahi kafasına sıkarım dedi. Ha şeriat kafasına sıkma elini alıyor dedi. Sen o çok görmüştün ama sen bak kafasını alıyorsun. Eğer onu öldürse şeriat ibret alemi olmaz. Taksim'de bir tane böyle basında göstereceksin. Bir tane göster. Bak hırsız eve girebiliyorum. Ha hırsıza verilen bu ceza ne demek olduğunu kendi bacına, kendi kızına zarar verseler, evine girseler, soysalar, sıkıntı yapsalar cezanın bu bile az olduğunu o zaman söylersin. Sana dokunsun bakalım bu. Bak kafasını sıkıyor. Ama e, mecliste hırsızlara ait kanun çıksa ağır kanun. Kim karşı olur? Hırsızlar karşı olur. Bu cezayı kol diye kafa kesin. Bana ne ya? Çünkü benim hırsızlığa niyetim yok ki. Hırsızlara verilen cezadan rahatsız olan adam ya hırsızdır ya hırsızlığa niyeti var. Başka olmaz. Hadi bakalım. Bununla beraber zamanın ilcati ile zaruretler ortalıkta za ortalıkta zannederek bazı hocaların bidalara taraftarlığın taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bazı bazı hocalar var. E, ihtiyaçtır şeyle Tamam bida ehli bida hocalar yani. Buna dinin tabiriyle bunlara ne deniliyor? Ulemayı su dinini dünya satan ulema. Mustat bize diyor ki İbrahim sakına bununla beraber zamanın icatıdır. Ne yapalım? Zarret var ortalıkta zannederek böyle televizyona çıkan hocalara, o bida olan hocalara taraftarlığından dolayı böyle bidatlara taraftar olan hocalarda dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bulaşma yani. Aslında bana diyor bunu. Karışma. Bilmeyerek zaret var zaniyle hareket eden o biçarelere vurmayınız. Ama biliyor. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Hocalarla uğraşmayınız diyor. Hatırladınız mı nerede geçiyor? Ee, oh, Emirdağ'ın da geçiyor 2. Emirdağ. Hocalarla uğraşmayınız. İki şekilde anlıyorum ben. Benim kafam ters çalıştığı için biraz. ya Hocalarla mınakaş etmeyiniz. Burada dediği aslında bu. Mınakaş etmeyiniz. Ama ben farklı anlıyorum. Başına uğraşma. Onlardan bir şey olmaz. Uğraşmayınız. Bazıları duyacak bu seni kısacak. Olmuyor kardeşim. Kendi bilgisine kanaat etmiş. Sayfa kaçtı ya? Bir aşağıda yazıyor zaten. Bir yazıyor. Cümle ha? Bir, bir, cümle aşağısında hoca diyor ya. Ha, ha. Öyle mi? Yazıyor mu? Aynen. Bir cümle sonra o geliyor zaten. Onun için bu ozandır dur bir dakika. Yani şu. Niye ostat diyor ki onlarda niçin e, şey olmaz uğraşmayınız? Onlar kendi bildiklerine kanaat ettikleri için Risale-i Nur'a müşteri olmuyorlar. Sayfa kaçtı? Ya? ikinci emirda 200 müydü ya? İlman Ha? 130 133 mü? İkinci Emirda 133. İkinci İkinci. Allah Allah. İkinci. Doğru mu söylüyor bu adam? İkinci. Mehmet yani beni sakın sakın hocalarla münakaş etmeyiniz. Mümkün olduk. Bu değil. Bu dediğim bu değil. Münakaş etmeyin bu değil. E, dine ihtiyaç duymuyorlar diyor. İkinci emirda e, dine ihtiyaç duymuyorlar diyor. E, birinci emirda memuriyet gibi derdi maaşet belasıyla bir çare hocaları dairelerine çekip nurlar, nurlardan uzaklaştırıyorlar. Bir çağrı hocalar nurların kıymetini bilmiyorlar değil. Belki derdi maişet veyahut o heyet ulemadaki büyük hocalara itimat edip ve ve kendi tahsil ettiği ilmi dini kendi imanını kurtaracak derecesindedir zanniyle lakayt kalıp ruhsatla amel etmeyi kendine fetva buluyor. Bak burası. Bakın abi şurada bu kırmızı boyadım dedim ya. Boyamak böyle oluyor işte. Eğer bu sen ben burayı bulamayacaktım. Kırmızı dedim ya. Sağ, sol tarafta kırmızı bu. Bak. Burası abi. Ya acayip ya Risale. Bu çok tuhaf ya. Kaç tane tahlil etti. Adamı laboratuvara soktu. Bu adam niye bu hoca olduğu halde köyde ezanı zor okuyor. Namaz kıldırıyor. Çay, icar çaya alıyor. Yani köyde toprağa icar veriyorlar ya. Veya kırtasiye dükkan açıyor. Camiden hemen koşuyor şeye. Hemen dükkanda ezan okuyor. Niye? Dine ihtiyacı duymuyor ki. Çocuk okutayım, bir gayret edeyim, esnafları dolaşayım. Ee, okul müdürleriyle irtibat kurayım. Çocuklara ben derse girebilir miyim? esnaflara, komşulara arayım. Yok. Mesela bizim köy şey olacak. Bizim köyde e, yarılığa çay alıyordu, icara çay alıyordu. Çoğu ezanı da Yoktu ya. Çocuk okutayım yok. Nesi kuşak gitti ya. Çocuk okutmuyor. Okutsa bile devlet okut diye ek para vermiş. Onu beğenmemiş, okutmamaya başlamışlar. Ama bu hepsi, haşa, öyle gayretli insanlar var ki. Mesela e, Gafur'un köyünün aşağısında bir cami hocası, orada hoca yok. Niye? Varmış. Adam gitmiş demiş ki Müftü ya, be, ya benim istifamı al, hoca, bak bu da hoca. Ya beni bir hareketli, vazifeli bir yere ver. Beni köyün dağına verdin, ben bu maaşı hak etmiyorum. Ben ne yapacağım diyor. Bir cumaya gelecekler diyor. Ben bu parayı çoluk çocuğum haramdır yediremem çünkü hizmet yok. Beni hizmet yerine ver veya istifa ediyorum dedi. Lan böyle bu hoca var, ha. Hopa'da da var, yani. ha? Hopa'da da var. ya. Hopada Ya opadaki. Ya opadaki ne yapmış o ne? Şun çin, yani. çin çocuk okutuyor değil mi? Ana merkez opa cami için vaazı ha, hoca. Kim onu kaçırır? Mevlütler var. Nikahlar var, okumalar var. Var da var para. Onu terk et. Çocuk okunacak yere gitmiş. Onların ayakları başımızın önündedir. Tabii ya. Bak adam orman kesiyor ya. Orman kesiyor. İcarlar topu çay alıyor ya. Senin ne işin var ya hoca? Tarlada ne işin var senin ya? Otur kitap oku ya. Ders alın. Niçin ihtiyaç Bak, tahlil ediyoruz tabii. Bir çağır hoca. Bir, şundan, hocalar kıymetini bilmiyorlar değil. Belki bir derdi maişet veyahut eski heyetler var, eski heyet, ulema, bazı ulema heyeti, Risale-i Nur'a karşı o zamanı, tehlikeli zamanlarda aç iken destek verememiş. müstekif davranmaları bunlara da delil olmuş. Büyük hocalara itimat edip bir de kendi tahsil ettiği ilmi dini kendisinin imanını kurtaracak derecesindedir zannetmiş. Oysa İzmir plakası kaçtır? 35. 35. Kastamonu 35'e diyor ki, 5. Şua ehli ilmanın şey ehli imanın eh, ve haseten bak, Müslümanın eh, haseten ehli ilmin imanını kurtarıp tahsiye ediyor diyor. 5. Şua Ehl-i imanın, haseten ehli ilmin imanını tahsiye edip kurtarıyordur. İmanını tahsiye ediyor. Beşinci şua. Beşinci şuayı bilmeyen adamlar hocalıkta yapamaz, memuriyette yapamaz, babalıkta yapamaz, annelikte yapamaz. Beşinci şua bilinmesi lazım. Beşinci şuayı bilen vakıf kalabilir. Beşinci şua bilen oruç tutabilir, tutar. Her şeye karşı. Beşinci şua. O, lokomotiftir. Motorun mazotudur 5. şua. Yani, Hakkında abi. Ehli imanıdır ya. Bizzat da ehli avamıdır. İmanı kurtarılıyor. Evet. Hasseten ehli ilmin. Bana bak. Ka laikayı görüyor musunuz? Laikayı neymiş? Nasıl bir ref vermiş? Yani iman esasları lokomotif. Laikalar ray. Bak 35 İzmir plakası. Beşinci şua umumun ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tavsiye edip kurtarıyor. Bunu pek anlayamıyordum ama benim bu hadiseden dolayı bir baktım ki Allah kurtarıcılar oldular öteki safta. Allah Allah. Onu bilmeyerek zaret var zanniyle hareket eden o bir çarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Bir çare zaruret derecesine girmiş. Bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Bak benim gibi yapmayın ya bu dersi. Böyle. Oku geç ya yani, fazla tafsilat verme. Bak bana vurdu değil mi? İlişme ya. Karışma. Tamam. Tamam. Tamam, tamam ustadım. Ya böyle okuyucu. Yani hakikaten bana vuruyor. İlişme. Ahmet abi senle ben duramıyoruz değil mi? Ben Fevrani'yim. Şey. abi ne şey? İspirli, İspirli Ziyahattin abi ne dedi? Ne dedi biliyor musun? Ah şu müspet hareket bizi mahvetti diyor. Hızır evet. Hizir şey, İspirli Ziyattin abinin lafıdır. O zaman şeyi de vardı bu kadar gömleğin cebine koyardı. <laughs> Çeketin cebine. cebine silah koyardı. Ha bu kadar. O öyle silah da vardı. Çeketin cebinde şey koyar ötekisinde. Laz getirip dayardı böyle. Sonra bazı şeyler olunca dedim ki Ziyaddin abi müspet hareket. Tabii yanıyor ustada Risale bir şey diyemiyor kıvranıyor falan. Ah şu müspet hareket mahvetti bizi ya. <laughs> Gerçekten dayanamadım. Hadi bismillah. Bize muhalif olanlardan olan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım zerre kadar futur getirmediğim o hizmet imaniyede muvaffak olduğum halde şimdi milyonlar nur talebesi olduğu halde yine müsbet hareket etmek etmekle onların bütün tahkiratlarına, zulümlerine tahammül ediyor. Vay be. Bu kadar milyonlar talebesi var. Böyle bir işaret etse duman edecek. Süper abi diyor ki mahkeme heyetine. Bediüzzaman diyor mahkemede sorgulanırken biz diyor Afyon dağlarında diyor onun mahkemenin sonucunu diyor beklemeyi beklesek dedi. Hangi gücünüzle durduracaksınız diyor. Ama o bize müsbet hareket emretti diyor. İşte üstad da ki o şefkat kahramanı. Ya biz Onun gibi nereden alacağız? Olmaya çalışacağız. Daha yani yapmayacağız. Olur, onun gibi onu gibi düşmanlarımız yok ki. Onun o öyle düşmanı yok ki öyle sabır istiyorsun sen. Onun gibi şefkat istiyorsun. Sen bir işte camide o şey yapan adama bir şey demeyecektin. Fazla bir şey yok ki. Yok. Ben ben de duracaktım. Ağzımı tutacaktım. Sipsendi ki en kaba büyü benim. Allah hoştur ya. Hepsi Allah'ın koluymuş. Bugün ne dedim biliyor musun Cenab-ı Hakk'a bu akşam? Gece. Ya Rabbi. Sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsun. Öyle değil mi abiler? Bugün teheccüd dediği duamı söylüyorum. Ya Rab, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sen seviyorsun. E ben de aynı şeyi seviyorum. İkimiz aynıyız. Onun hürmetini affet bizi. Ortak tarafımız. Onun hürmetini affet bizi. Müslümanların, nur talebelerin affet. Genelle Sen onu seviyorsun. Ben de onu seviyorum. Dostumun dostu aynıyız. Senin için zaten affetmek gücün bir şey değil ki yani zor kolay. Onun hürmetine, aynı şeyi sevdiğimizin hürmetine nur talebini affet ya Rabbi. Ondan sonra amin dedim. Başka bir şey demedim. Kemal zaten kur inkin çubuğunu Allah ve tevin yüküm Allah. Bunu zaten kabul ettiğin zaman sevmiş oluyorsun. Tekrar söylemenin içeri. Allah ile konuş diye söylüyorum. Adua da Allah ile konuşun. Resmiyete koymayın. Böyle hitap gibi yapmayın. Ya Rab. Bu, sen bunu seviyorsun. Ay, böyle elimde öyle yaptım. Sen bunu seviyorsun. Muhammed Arsene. Ben de seviyorum. Bak ortak tarafı. Aynı şeyi seviyoruz. Onun hürmetine. Ben de samimi olduğumu da biliyorsun. Onun hürmetine. Affede ya. <laughs> Mehmet. Ay böyle yap. Ne yapalım? Yani Konuşma uslu bu. Zaten yapamıyorsun ki. Yani şey değil, düşünsel değil bu. Hal et işte. Peki, şuraya kadar gelim keseceğim. <laughs> Nur talebeleri olduğu halde 20 yine müspet hareket etmekle onların bütün tahkiratlarını, zulümlerini tahammül ediyorum. Biz dünyaya bakmıyoruz baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatlar itibariyle bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz. İşte bu zor değil mi Ahmet abi? Çok zor. Bütün mesele bu işte. İşte bütün mesele bu. Onu bir işte. Bak ne diyor? Asayişi tam bunu yapıyoruz elhamdülillah. Bütün asayişi muhafazaya müspet bir şekilde yardım ediyoruz. Ama şu işte, işte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm de etseler, hoş görmeliyiz. Vay be, mesela ben çıktım, dershanemi yıktılar, çıkacak adresim yok, adres şey yok, şey gel de hoş gör ha. Allah Allah. Yıkanlar da beni içeriye alanlarla bir olmuşlar, yıkmışlar bizi. Yani hoş gör, yani bu acayip bir şey ya. Hoş gör diyor. Ahmet abi zor değil mi abi? Demek ki o hoş görmede bir hayır var, şöyle diyor. Evet. Yoksa demez. Ne? Evet. Bu çok zor ama doğrusu bu. Çok şükür. Cenab-ı Allah orada yıktırdı, başka yerde verdi. Evet. Demek ki o doğru. Bak Arnavutköy'de verdi. 70 80-90 metrekare olan Zeytinburnu 300 metrekare Arnavut köyüne verdi. Hadi bakalım biraz. Risale-i Nur'un neşri her tarafta kanatı tamme verdi ki demokratlar dine taraftardırlar. Şimdi bir risale ilişmek, risale Nur ilişmek aleyhinde bulunmak vatan millet maslahatına tamamen zıttır. Üçüncü meseleye kadar okuyorum da kesiyor. Bir mahrem risale vardı ki o mahrem risalenin neşrini men etmiştim. Öldükten sonra neş olsun demiştim. Beşinci şu an. Odunların yani ustada demiş ki Bayram abi. Bayram abi demiş değil mi? Değil mi? Yani ustad yazıyorsun odunların içine koyuyorsun yani. Sobanın, soba odunları var ya. Odunların arasına koyuyor. Yani bunu niye yazılıyor ya? dünya okuyacak demiş ya. Lan odunların arasına saklamak mecburiyetin kaldığın bir pusula gibi o kağıtları dünya nasıl okuyacak ya? Nasıl bir gaye ya? Nasıl tükenmez bir ümit ya? Nasıl bir gayret ya? Nasıl amiyet ya? Akıl duruyor. ben tamam her şey bitti dersin ya. Bak şimdi. bir bir mahrem risale vardı ki o mahrem risalenin neşrini men etmiştim. İsim vermiyor. Öldükten sonra neş olsun demiştim. Sonra mahkemeler alıp okudular. Tetkik ettiler. Sonra beraat verdiler. Mahkemeyi temiz o beraatı tasdik etti. Ben de bunu dahilde asayişi temin için ve %95 masuma zarar gelmemesi için neşedenlere izin verdim. Sait meşveletten neşedebilir dedim. Yani %90 biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, taraftarlarının %95'ini aldanmış diyor. %5'i idealisttir diyor. Burada da diyor ki ben de bunu dahil de temin için %95 <laughs> masuma zarar gelmemesi için. Orada olan %95 aldanmış. Üçüncü meselede kaldık e, Yusuf. Tahirler. Ondan sonra biri okuduk çok şükür. İkinci meseleyi okuduk. Üçüncü meselede kaldık. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.